sivil toplum ve örgütlenme konusunda önemli potansiyeli var. Ve insanlarımızın önemli gayreti de var. Bunu net ifade etmek isterim. Vakıfların bazı kavramlarda ortak algı oluşması lazım. Vakıf, bir akarın bir maddi değeri, bir amaca, bir gaye tahsisidir. Vakıf başkanı yeni vakıf kurmak zor dedi. Dernekler ise sosyal amaçlı, kültürel amaçlı, yani ticari olmayan hizmetleri yürütmek. Yabancılar da buna kısaca NGO, yani non-organization, hükümet dışı kurumlar olarak tanımlanıyor. Yani bu kavramları önce iyi bakmak gerekir. Vakfın tüzüğünü bilmiyorum ama geniş bir yelpaze var. Her konuyu konuşacak ve ele alacak bir vakıf enerjisini dağıtabilir diye düşünüyorum. İsim çok önemli, eğitim ve kültür. Tarihsel olarak sanıyorum 50 yıl öncesinde öğrencilerimize, ki işlerinde Uşak'tan gidip de İstanbul'da sıkıntıları bir el uzatılması ihtiyacından doğan bir yardımseverlik, bir dayanışma kültürünün getirdiği bir zorunluluk olmuş. Halen öyle mi devam ediyor bilemiyorum. Aslında eğitim kültürü deyince Uşak'ın eğitimi kültürü olarak bakmak gerekir. Yani Uşak'ın eğitim dertlisi olmalı. Vakfın gayesi, amacı. Biraz da dernekle karıştırılıyor. Vakıfta bir gayeye tahsis edilmiş maddi değer olması gerekiyor. Yani. Bir de kültür. Yani Uşak'ın kültürünün zenginleşmesine ne katkımız olur diye büyük bir vizyonla bakmamız gerekiyor. Her konuyu ele aldığımızda bu vakfın enerjisini dağıtırız. Bir de konuştuklarımızda projeli konuşmamız ve vakfın da projeli adım atması. Daha lokal, daha somut, daha ne yapılabilir vizyonuyla yürümek gerekir. Temelli ve genel ifadeler bizim yürüyüşümüze hedefe ulaştırmaz. O projelendirin öncesinde konuşulacak hususlardır. Ama bir projelendirdiğimiz zaman bir konuyu hedef belirlemiş oluruz. Bilge bir insanın Batı'da söylediği bir şey vardır, söz vardır. Eğer hedefiniz varsa, bir de gayretiniz varsa, Tanrı sizin yelkenlerinizde rüzgar doldurur diyor. İlimsel bakıyor. Yani biz eğer hedefimizi koyup projelerle yürürsek ve buna ait gayretimiz olursa, sanırım kültürüne ve eğitimine Uşak'ın önemli katkımız olur. Biraz daha bakışlarımızı yoğunlaştırmamıza ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum, değerlendiriyorum. Elbette fikirleri, birçok insanımızın tecrübeleri var.